Senin ismin ne? Toprak. Benim de ismim Osman İskender. Kaç yaşındasın? 7. Ben? 40. 70. 70 yaşındayım, evet. Çocuk olmanın en kötü tarafı nedir sence? Oyuncak toplaması. Oyuncak toplaması. Bir de okula gitmesi. Okula gitmesi. Yaşlı olmanın en kötü tarafı nedir? İnsanın bedeni yaşlanıyor ama ruhu ve beyni yaşlanmıyor bedeni kadar. O zaman yapabileceğini düşündüğün şeylerle yapabildiğin şeyler farklı oluyor. Şu anki halinden daha büyük olmayı ister miydin? İstemezdim çünkü çocukken daha iyi oluyor. Vay be. Çocukluk daha iyi yani, öyle evet. mi? Evet. Çocuk olmayı ister miydin? Valla isterdim. O zaman çok daha fazla şey yapabilirdim. Tabii bugünkü aklımda çocuk olsaydım neler yapardım neler. Mesela ne yapardın? Bir kere kendime daha çok güvenirdim. Daha faydalı olmaya çalışırdım. Etrafıma, aileme, arkadaşlarıma. Top oynardım. Belki de futbolcu olurdum, ne bileyim ben. Ben de futbolcu olmayı istiyorum. Top Öyle oynuyorum. Mi? Top oynuyor musun? Aklıyorum evet. Sana be. Hangi mevkide oynuyorsun? Forvette mi? Kaleci misin? Kaleci. Kalecisin. Vay şahane. Siz nerede top oynuyorsunuz? Biz gençliğimizde sokaklarda oynardık top. Okul bahçesinde oynuyoruz. Aferin. Biz boş tarla bulduk mu oynardık. Tabii şimdi boş tarla kalmadı. Bu soru enteresan. Hiç aşık oldun mu? Hayır. Olmadın mı? Aşk nasıl bir şey? Evlendiğin zaman ev alıyorsun, araba alıyorsun, ihtiyaçlarını alıyorsun. Hiç aşık oldun mu? Oldum. Görünce diyorsun böyle için gidiveriyor birdenbire. Heyecana kapılıyorsun. Onu gördüğün zaman böyle kelebekler uçuşuyor içinde. Böyle pır 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 ediyor her şey. Seni bu hayattan çok ne mutlu ediyor? Vallahi sevilmek beni çok mutlu ediyor. Sevildikçe de sevesim geliyor. Evet. Mutluluk öyle bir şey. Doğum günüm olduğu zaman. Hediyeler filan. Evet. O zaman mutlu oluyorsun. Seni bu hayatta peki en çok ne üzüyor? Kötülükler üzüyor. Bazenleri ayağım acıdığında üzülüyorum. Peki kötülük nedir sence? Niye? Birisi sana vurdu. Sen ona bir şey yapmadın. O kötülük demek. Beni bu hayatta en çok haksızlığa uğramak üzüyor. Para. Senin için ne anlama geliyor? Bir şey alınca yemen gibi. Yemek gibi. Aynen. Öyle mi? Yemek almak için. Meyve suyu. Çay. Sen çay içiyor musun? İçiyorum ama paça çayı. Para benim için ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim bir araç diye düşünüyorum parayı. Paraları hep harcıyor musun? Yoksa cebinde tutuyor musun bazenleri? Tasarruf ediyorum. Ben de paraları cebimden alıyorum. Kumbarıma atıyorum, birikiyor. Onlarla bir şeyler alıyorum. Aferin sana, aferin. Bu hayatta seni en çok ne korkutuyor? Böyle bazenleri araba önüme çıkınca hızlıca böyle ele geçidinden geçince kurallara uymayınca o korkutuyor. Bu hayatta beni en çok işe yaramayıp kenarda oturmak korkutuyor. Bir de aramızda kalsın, karanlıktan korkuyorum. Ben de örümceklerden falan korktum. Hayatta en sevdiğin kadın kim? Annem. Öyle mi? Peki senin en sevdiğin hayatta kadın kim? Karım. İyi. Annemi de çok seviyorum. Dum. Annem öldü. Onun için şimdi en sevdiğim kadın karım kaldı hayatta. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerin için. Bana hayatla ilgili bir tavsiyede bulunabilir misin? Hayatta istediğini yapabilirsin mesela. Bir şey olunca polisleri çağırabilirsin. Numara, telefonla, itfaiye falan filan çağırabilirsin. Dünya güzel. Yaşamak da güzel bir şeydir. Doğru. Sen de bana hayatla ilgili tavsiye verir misin? Toprakçığım, bir kere her şeyle ilgilenmeye çalış. Her gördüğün şeyi merak et. Çünkü bilgilenmek var ya, yani öğrenmek, bilgilenmek, o ilgiden doğar. Bir de çalış, çalış, çalış. Tamam. Hiç tembellik etme sakın. Tamam, zaten hiç tembellik etmiyorum, hep çalışıyorum. Ama kendine güveneceksin. Evet, güveniyorum. Kendine çok güven. Her şeyi başarabileceğini düşün. Bunu hiç unutma. Tamam. Tamam. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Bir sarılabilir miyim sana?
Çok memnun oldum.